Üzerim. Bugün gel için tam anlamıyla muhteşem bir gün. Değerli sanatçımız ve Adıyamanlı hemşerimiz Nurettin Eşber yanımızda. Gelgelim.com'un düzenlemiş olduğu birinci Gelgel şenliğinden konuğumuz oldu. Evet Nurettin Bey, ilk önce Gelgel'e geldiğiniz için Gelgel hemşerilerin adına teşekkür ediyorum size. Nasıl ilk olarak Gelgel'i nasıl gördünüz? Yani benim açımdan oldukça keyifliydi yolculuk. Özellikle Atatürk Barajı'nın sularının Gerger'in eteklerine kadar gelmesi Gerger'e manzara bakımından çok önemli bir şey katmış, muhteşem bir güzellik katmış. Çünkü ben baraj öncesinde Gerger'e bir defa gelmiştim sanatçı olarak değil de iş icabı bir uğramıştık buralara. Dağlık, havası güzel, suyu güzel, insanı güzel bir ilçemiz Gerger. Biz de kendimiz Adıyaman Kahtalıyız. Gerger de zaten biliyorsunuz Kahta'nın komşu ilçesi. İnsanın kendi komşusuna gittiği gibi bir hisse kaplıyor. Komşuluk yapmaya gelmişim gibi bir hisse kapıldım. Bir defa duygusal açıdan da çok etkilendim. Çok keyifliydi. Gerçekten ben bizi çağıran organizasyona da çok teşekkür ediyorum. Bütün o yorgunluğuma rağmen, 13 gündür turnedeydim. O bütün yol yorgunluğuma rağmen Gerger'e geldim. O coğrafyada, o seyirle, o nefis göz manzarasıyla dinlenmiş bile oldum yani. Nurettin Hocam, hocam diyorum çünkü eğitimcisiniz yani. Ve çok mütevazı bir kişiliğiniz var. Burada büyük bir hayran kitleniz var. Yani gelir gelmez etrafınız doldu taştı böyle. Yani bunu nasıl beceriyorsunuz? Gittiğiniz her yerden böyle özellikle Adıyaman için mi bu geçerli? Yok, her yerde değil. Yani birçok yerde böyle. Her yerde miyim? Birçok yer ama. Yani ne bileyim işte Hatay'da, Malatya'da, Antep'te, Mersin'de, İstanbul'da, İzmir'de. Hiçbir yerde sıkıntı çekmiyorum o konuda. Nasıl başardım ben de bilmiyorum. Yani işin doğrusu işini temiz yapıyorsun. Yani türkülerini temiz yapıp temiz okuduğun zaman insanlar gereken değeri veriyor yani. Peki hocam, yeni albümünüz çıkacak. Kısmet olursa çıkardınız. Çıktı. Evet çıktı pardon. Yeni albümünüzde ne tür türkülere ağırlık verdiniz? Yani çalışmalarınız, size has çalışmalar mı, sizin besteleriniz mi? Yine aşağı yukarı sözlerin %90'ını ben yazdım. Her zamanki gibi. Müziklerin de %80-90'ı, hatta %90'ı evet, neredeyse bana ait. 12 eser var, aşk şarkılarımız var, gurbet türkülerimiz var, ayrılık türkülerimiz var. Kırşehir tarzında, Ege ve Ödemiş tarzında, Ödemiş Kavaklar diye bir türkü yapmıştık. Bir de Adıyaman Duman Duman diye yeni bir türkü yaptık. Yani türkü... Adıyaman'ı unutuyorsunuz. Her kasette bir Adıyaman türküsü yapmaya çalışıyorum. Yani. Çünkü sonuçta insan köküyle vardır. Mutlaka. Yani hele güçlü bir ağaç olacaksa köke ihtiyaç duyar. O görkemli ağaçların, o büyük ağaçların kökünü kesin düşer. Yani onun için kökümüz Adıyaman. Özellikle hiç magazin basınıyla hiçbir ilişkiniz yok. Yani bu başarı nasıl elde ben edin? De şaşırıyorum gerçekten. Yani magazinle... Şiir almıyorsunuz magazinle. Evet yani televizyon programlarım olmuyor fazla. Çalışıyorum sadece, konserler veriyorum kulaktan kulağa yani bu adam işimi yapıyorum kulaktan kulağa herhalde şey diyorlar, bu adam güzel söylüyor diyorlar ve herkes tanıdığı birkaç kişiyi getiriyor, gittikçe kalabalıklaşıyor ama ya ama bu son 5 yılda bayağı bir arttı yani dinleyicim, evet, çok arttı, internetin de katkısı oldu sanıyorum, evet. Yani internetten önce de ben bir şeyler başarmıştım, bunu biliyorum. Yani magazine dalmadan, televizyonda oynamadan, herhangi bir şekilde görünmeden yine insanlar dinliyordu ama şeyden sonra, internetten sonra bayağı bir dinleyicim arttı. Biz biliyoruz, izleyicilerimiz için ve bilmeyenler için, özellikle internet kullanıcıları için, Nurettin Eşber kimdir? Kısa, özetlersin. Ya Nurettin Eşber, bu sorunun çok cevabı var. Nurettin Eşber sanatsal açıdan kendini arayan bir adam. Yani kendini buldukça türküler yapan, türküler yaptıkça da kendini bulan bir adam. Bu şekilde halkla temasını türkülerle kuran bir adam. Onun dışında işte 1960'da doğmuş, işte üniversite eğitimi yapmış, felsefe öğretmenliği yapmış. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, Trabzon'da, Kırşehir'de, Çorum'da öğretmenlik yapmış, Eskişehir'de öğretmenlik yapmış bir adam. Yaptığı işi de önemseyen bir adam, temiz yapmış. Başarısı da oradan geliyor herhalde, bilemiyorum yani. Son olarak hayranlarınıza neler söylemek istiyorsunuz? Gergerlilere, özellikle İstanbul'da bizi izleyen gergerlilere neler söylemek istiyorsunuz? Yaşamın değerlerine sahip çıkma adına yapılacak en güzel şey çalışmak, yaşamın haklarına sahip çıkmak, başkasının hakkına da
saygılı olmak. Ben de size bir geri geldi olarak, özellikle bu mütevazı kişinizi bizi kırmadığınız için, geri geride bir ilke imza attığınız için geri geldiler adına size teşekkür ediyorum. Minnet borcunuzu sunuyorum size. Ben çok teşekkür ediyorum ilginize, sağ olun. Çalışanlarınıza saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın canım. Teşekkür. Yanımızda Asu TV temsilen Adıyaman'da yerel sanatçımız, Adıyaman'ın beğenilen sanatçısı Onur Sarıgöl var. Kendisinin cuma akşamları Onur'la Onurlu Geceler programı var. Ayrıca bu gecemizde sunucumuz programını bu gece bizi kırmayıp burada gerçekleştirdi. Canlı yayında verdim. Evet Onur Bey, ilk önce bizi onurlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Rica ederim, o bizim için bir şeref. Gelebiliyorsunuz yakından, tabii ki. Takip ediyorsunuz. Kendi ilçemiz. Evet. Peki özellikle gelen İstanbul'da dışarıdaki yerlerde, yerleşimlerde kalabalık bir nüfusa sahip olduğunu da çok iyi biliyorsunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Gel hakkında, dışarıdaki insanlarımız hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi bize Asu TV olarak böyle bir teklif geldiğinde biz çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Yani Gerger'i çok seviyoruz. Tıpkı diğer ilçelerimiz gibi. Ama Gerger'in daha da bizim yanımızda ayrı bir yeri var, değeri var. Biz memnuniyetle geliriz, orada bu programı yaparız. Bütün teknik arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız hepsi sağ olsunlar candan geldi burada bu akşam bu programı en güzel şekilde yapacağız. Tabii ki bizim değerli sanatçımız Nurettin Reçber Bey de sağ olsun ta İstanbul gibi yerden kalktı geldi bizim televizyonumuza. Bu akşam Onurlu Geceler'de program konumuz olacak. Ben Gergerli hemşerilerimizden bizim bu televizyonumuza, kendi televizyonumuz olduğu için sahip çıkmalarını istiyorum. Bize düşen Gerger'le ilgili her ne konu olursa olsun biz hepsini göğüslemeye hazırız. Asu Televizyonu'nda, Asu Televizyon bebek biliyorsunuz. Evet. Şu anda gerek programlar esnasında gelen kısa mesajlar, gerek telefonlar, yani programınızın, Asu Televizyonu'nun en çok izlenen programı sizin programınız. Evet. Bunu nasıl başardınız siz? Hemşerilerimizin sayesinde, Adıyamanlılarımızın sayesinde, ilçelerimizin sayesinde başardık. Yani bir yabancının bizim televizyonumuza sahip çıkması tabii ki biraz güç ama biz istiyoruz. Adıyaman Televizyonu bizim dışarıdaki hemşerilerimizle beraber birleşsin, bütünleşsin. Bu konuda da çabamızı gösteriyoruz. Bizler Gergerler adına bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Umarım bu tür programlarda geliriz. İnşallah her zaman biz Gerger'e hizmet vermeye hazırız diyorum. Ben de buradan bütün Asu TV çalışanları adına, genel koordinatörümüz adına hepinize teşekkür ediyoruz. Bizi buraya davet ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gerger'e selam ve saygılarımızı gönderiyoruz.